Yemedin bir şey. Beğenmediysen. Beğenmemek olur mu? Doydum. Sağ ol Gazi yoldaş. Mehmet, bitmedi mi daha köften? Nazlanma bak, ben yerim yoksa ha. Dünyayı yedin, yetmedi mi? Aşk olsun abi ya. Yoldan geldik herhalde biz. Bir şey demedim oğlum. Afiyet olsun. Baba. Ne oldu babam? İşim geldi. Kaldırma bunu. Gel. Gel beraber gidelim. Hadi aslanım. Seni burada görmek, İstanbul'da böyle rahat, hayal gibi. Rahat mıyız Gazi? Değiliz. Bir süre daha da olamayız. Ne olacak peki şimdi? Ne yapacaksınız? Konuşuruz. Ama önce size sağlam bir yer lazım. Çocuğun rahat edeceği, göze batmayan bir yer. Doğru. Bir dakika. Ben bırakmam Mehmet'i. Seni de. Yani sizi. Benim ev varken niye yer arıyorsunuz anlamadım. Öyle olmaz. Neden? Kızma hemen. İstediği kadar kızsın. Bu adam firari. Hem mapustan hem bahtiyanlardan firari. Çocuk oyuncağı değil ki bu iş. Evladı var. İşi, gücü, hayatta kalması lazım. Yeniden bir düzen kurması gerekiyor. Gazi. Yok. Açık açık konuşalım. Ne diyorsun yani? Çekil ayak altından, git evine. Kendi işine bak. Geldik İstanbul'a buraya kadar. Artık herkes kendi yoluna. Öyle mi? Öyle mi Nadir? Değil. Gazi'nin dedikleri doğru. Ama eksik. Sen beni en kötü günümde bırakmadın. Ben seni bırakabilir miyim? Olmaz. Ama zaman lazım. Sabır. Biraz da şans. İyi mi Gazi? Eyvallah. Yani aceleye gerek yok. Daha yolumuz uzun. Abi, içmenin sırası mı? Baran abi görse? Olmaz bir şey. Sen bilirsin de sakat yani. Ne konuştunuz be dedikoducu karılar gibi dır 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 dır. Kaç gündür sefil olduk buralarda. 2 dakikalık keyfimiz var. Dikilme tepemde, git akrabalara bak. Gelen giden var mı? Bakın hadi. Önce hepinize çok geçmiş olsun. Aziz Bey hayati tehlikeyi tamamen atlattı. Çok şükür. Oh, anne çok şükür bitti. Hocam sen bize başka ne diyeceksin? Niye topladın böyle bizi? Hastamız kurtuldu ama işimiz daha bitmedi. Uzunca bir iyileşme süreci bekliyor Aziz Bey. Biz burada tüm imkanlarla tedaviye de bakıma da devam edeceğiz. Tabii hepinizin biraz sabırlı olması gerekecek. Müzik
Efendim? Burada olmaz. Çıkaracağız buradan. Civan, duymadın mı doktor bey? Ama Mardin'e nasıl dönecek bu halde? Ne Mardin anne? Buradaki eve çıkaracağız. Alet, edevat, yatak, hemşire, ne lazımsa eve kurduracağız. Anladın mı hocam? Yani pek tavsiye etmeyiz anladın ama... Anladın sen, anladın. Ya sen delirdin mi? Delirdim kızım. Aşiret kapıda, Kadiroğulları tepemizde. Akbaba gibi üşüştü millet, cenaze bekliyorlar sanki. Gideriz evimize, hem babam rahat eder hem biz. Layıkıyla bakarız orada. Haksız mıyım anne? Tamam. Böylesi daha iyi. Bari bir gece daha kalsın. Sarsmayalım hemen. Bir gece ha. Hı-hı. O sırada evi hazırlarsın sen de. Hı-hı. Diyeceksin ağam. Söyle ağam. Su. Hemen. Görüşüyorum hastane yönetimiyle. Eve ne lazımsa aldıralım hemen. Aynen öyle, iyi olur. Tamam. Ben de geleyim seninle. Sen bilirsin. Anne sen yalnız kalacaksın ama. Kalmam yavrum. Git evde de biri olsun. Geliriz akşama değil mi? Tabii. Haberleşiriz Civan. Tamam eyvallah. Ne yapıyorsun sen? Susamıştım. Seruma bağlı görmüyor musun? Su verilir mi hiç? Ben bilmiyordum. Sus. Bir de cevap verme. Tamam anne. Abartma. Sen karışma Civan. Asude. Kızım ne oldu? Yok bir şey anne. Tadı kaçtı bu işin. Mürşat ağa. Ailece konuşacakları vardır. Onlar ailede biz neyiz? Çekil! Heh, gel ağa gel. Geç kaldın zaten gel. Geç kaldık doğru. Madem yırttın kefeni Aziz ağa, ne zaman yapacağız şu nikahı? Konuşalım artık. Derdin bu değil mi? Tek derdin bu. Konuşalım. Allah belanızı versin. Mahur. Baba tamam. Bir şey mi istedin hanım? Nereden aldıracağız bu kadar şeyi? Halledebilecek miyiz hemen? Merak etme. Sandığımdan kolay olacak toparlaması. Hemşireyi hastaneden verecekler zaten. Semih, sen olmasan, babamı İstanbul'a getirmeyi akıl etmesen. Düşünme artık bunları. Her şey yoluna girecek yavaş yavaş. O kadar emin olma. Alsak mı birkaç kişi? Belki yardım lazım olur. Evdekiler yeter. Gerekirse şirketten çağırırız birilerini. Bunların halini beğenmiyorum zaten. Git birkaç tane daha bir al lan.
Çarpmasın abi. Çarpacağım şimdi sana ha. Ağamız kurtulmuş, kutlamayalım mı lan? Hadi. Halden anlamaz değiliz. Mahura'nın böyle zor zamanlarda elbette yanında olacak. Ama Asude de olacak. Kızım, senin müstakbel karın. O da burada olacak, yanında. Ezdirmem, anladın mı? Anladın mı Civan Bey? Anladık. Başka? Başka. Bilmediğin şey değil, nikah. Unutmadın inşallah ha. Unutmadım. Bu şimdi konuşulacak şey mi ya? Acelesi mi var? Var. Aziz Ağa'nın sıhhati el verdiği gün nikah kıyılacak. Asude yanaşma gibi durmayacak. O evin hanımı olacak. Böylece herkes de yerini bilecek. Bu kadar. Bu kadar. Çık dışarı. Ağa. Çık dışarı. Ağa. Çık dışarı. Anladık ulan derdini. Anladık. Çık dışarı. Sen duymadın galiba. Çık dışarı. Çık hadi! Çık! Allah topunuzun belasını versin. Tamam ya, tamam. Allah topunuzun belasını versin. Yorma sen kendini. Gitti şerefsiz, tamam. Civan. Heh. Ne zaman gidiyoruz? Yarın baba. Yarın. Yarın. Baba, sen bir izin versen. Halletsek şu Reşat ağayı. Ne olacaksa olsun. Çekmeyelim, kurban olayım ya. Sonu yok. Senin halledeceğin bir tane adam var. O da Nadir. 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 Bir iki tişörtü daha var ama yıkamıştım, kurumamış. Sonra veririm onları. Of, havalar da serinlemeye başladı. Daha kalın bir şeyler almak lazım. Senin fırsatın olmaz belki, ben hallederim. Oyuncakları da var ama hepsini koymadım. Burada kalsın. Geldikçe... Tamam. Sakin ol Bahar. Baksana yüzüme. Niye kalmıyorsun burada? Neden bırakıyorsun beni? Kimseyi bıraktığım yok. Ama kalamam. Neden? Gazi öyle dedi diye mi? Boş ver kimin ne dediğini. Ben yapamam. Bu halde olmaz. O ne demek?
Emanet dururum ben burada Bahar. Bugün bu halimle, bu karışıklıkta yapamam. Rahat edemem. Ama ben sen ne dersen yaptım. Kal dedin, kaldım. Bilmediğim yerde, bilmediğim insanlarla. Aynı şey değil ki. Ben yalnız değilim. Mehmet var. Firar ettim ben Bahar. Peşimde dünya kadar insan var. Şimdi de benden mi firar ediyorsun? Sakın söyleme bir daha bunu. Sakın. Nereye gideceğiz şimdi? Gazi amcanın yanına gideceğiz. Evimize ne zaman gideceğiz Doğaç abi? Ev. Ev çok uzakta kaldı be Mehmet. Annem, o da mı uzak? Hah, baba geldi. Hadi bin. Bin. Tamam mıyız abi? Tamam. Aradı mı Gazi? Yok da bekliyor işte bizi. İyi. Gidelim hadi. Buna para mana vermemişler. İşi bitirdik, çıkacağım artık. Alayım dedim bir zahmet yani. Neyi diyor, bön bön bakıyor yüzüme yani. Bir çıngar çıkarırsın, nasıl tir tir titriyor herif biliyor musun? Abisi zor yetişti yan odadan. Kızım, önceden alın paranızı, koyun cebinize demiyor muyum size? Öyle yapmak lazım, doğru söylüyorsun. Aa, sen çıkar mıydın odandan? Yabani misin kızım, ne dikiliyorsun orada? Abla, dilimizi biliyor mu bu? Uğraşmayın, işinize bakın siz. Gel Gönül. Hadi gel. Aç duruyorsun geldiğinden beri. Hadi bir şeyler ye. Kuaföre gidiyorum ben. Hadi size afiyet olsun. İnşaatçılara mı bu hazırlık? Yok be, onlar hafta sonuna doğru geliyorlar. Hadi bay bay. Önünüze bakın. Ah.
Doğru düzgün bir yer bulmak kolay değil. Bir süreliğine oteldesiniz. Kimlik filan? Sorun olmaz mı? Olmaz. Tanıdık ya. Ne yapacağız peki? Oturup bekleyecek miyiz otelde? Öyle. Fazla dolanmak iyi değil. Polis, molis. Hem Bahtiyanlar da İstanbul'da. İstanbul'da mı? Neden? Aziz için. Buradaki bir hastaneye getirmişler. Nasılmış durumu? Yırtmış diye duydum ama belli olmaz. Neyse, arabanın anahtarı sende mi? Bende. Ver. Kaybetmek lazım bunu. Kabak gibi Mardin plakayla gezilmez. Sonra ayarlarız bir tane. Sonra ne yapacağız peki? İş, güç. Bakacağız oğlum. Önce bir yerleşin de. Hadi. Duraç. Nadire veremem, sen de dursun. Abi yapma. Olmaz, bulunsun. Çok yük olduk sana. Yürü hadi. Senin baban şerefsiz. Biliyorsun değil mi? Civan. Otur şuraya, otur. Sen önce kendine gel. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Otur şuraya. Ulan ağzımızın bile ayarı kaçtı be. Sanki az derdimiz var, bir de Reşat Ağa yapıştı yakamıza. Annem öyle bir yanda. Babamın durumu zaten... Ben ne yandayım sence? Çok mu kolay sanıyorsun? Aman. Civan. Ben dul kalalı ne kadar oldu? Kerim'i daha yeni verdik toprağa. Az kalsın Aziz Ağa'mı da. Tamam, konuşma öyle. Geçti bitti. Kurtuldu babam. Yok öyle bir şey. Keşke ben de kurtulabilsem. O nadir. Çıksa bir yerden beni de bulsa keşke. Ben de böyle arada kalmasam. Yenge otur şuraya. Otur, konuşalım. Sahi. Nerede nadir? Ocağımızı başımıza yıkmadı mı? Sen ona buna şerefsiz diyeceğine gidip hesabını sorsana. Öyle pek bir şeye benzemez ama güvenilir yerdir. Kayıt mayıt istemez. Polislik olmazsınız. Yani sahipleri tanır. Hoş geldin Gazi abi. Hoş bulduk. Buyur abi. Banyo odaların dışında ortak kullanılıyor. Merak etme, odalar temizdir. Sıcak su falan da var. Yola da benzemez, mapusa da. Rahat edersiniz. Şimdilik başımızı sokacak yer işte. Değil mi abi? Tabii, iyidir. Pek çıkmazsınız odadan. Zaten idareten. Düzgün bir yer ayarlayana kadar. Eyvallah. Alo. Geldim oğlum, geldim. Tamam, uğruyorum. Tamam dedik, görüşürüz. Hayırdır abi? Başka iş. Ha, bu arada size de temiz birer kimlik lazım. Bir iki kişi var, baktırıyorum. Hazır olunca daha rahat oluruz. Var mı benden bir isteğin Nadir? Yok.
Daha ne yapacaksın Gazi, sağ ol. Uğrarım ben yine. Ama dediğim gibi dışarıda öyle bağırla falan çok dolanamazsın. Burası İstanbul. Merak etme. Hadi. Haberleşiriz. Eyvallah Gazi. Neler yaşamışsın? Başında çocuk, sonra o adamlar. Bak ama yoklar artık. Gitmiş bitmiş. Rahatlasana biraz. Ne diyorsun Sevgi? Ne rahatı? Ne olacaktı peki? Nadir'le diz dize oturacak mıydınız böyle? Adamın ne olduğu belli değil. Aranızda ne var belli değil. Ne güzel işte, kendiliğinden sessiz sakin gitmiş. Gelecek. Öyle biten bir şey de yok. Nadir gelecek. Gelene kadar ne yapacaksın peki? Böyle oturup yolunu mu gözleyeceksin? İş lazım kızım. Kapattık şirketi, dışarıdan çalışırız demedik mi? Neyle geçineceğiz? Hiç düşünüyor musun? Vardı bir iki sipariş. Kafe tüneldeki. Sonra butik vardı Nişantaşı'nda. Başlamıştık çizimlerine. Ufak tefek paralar geldi, harcandı gitti. Asıl daha büyük iş var. Haber bekliyorum. Bu hafta gidip görüşeceğim. Sen de benimle geleceksin. Ne işi? İnşaat. Kocaman 4 blok. Şirket iç mimarı kovmuş. Temelden çalışacak yeni ekip arıyor. 120 daire düşünsene. İyiymiş. İyi tabii. Canan işte şöyle. Stüdyo, 1+1, dubleks, katlar. Bir sürü daire var. Her daireye ayrı konsept istiyorlar. Sunum hazırlamamız lazım. Adamlara kendimizi göstermemiz lazım. Nasıl yetişeyim tek başıma? Abartma. Tek başına mısın? Değil miyim? Varsın artık. Döndün mü dünyamıza? Döndüm canım. Döndüm. Süper. İşte bu be. Bilgisayarda başlamıştım ben. Dur getireyim. Olursun gelme dedi. Dinlemedi. Ağladım. Al. Bağırdım. İnledim. Ne bu? Üst baş, çamaşır. Böyle köylü güzeli gibi dolanmak yok artık. Giy de bir görelim. Hadi. Ben de ateş ettim. Hadi. Ayaklarımın dibine düştüm. Parıltılar çıkarttı. Ver bakayım bana çekirdek azıcık. Değiştireceksin he? Çık dışarı! Çık! Sen kimin yerinden kimi kovuyorsun lan? Hadi, hadi soyun. Soyun da bir görelim neymişin, nasılmışın. Bırak! Allah aşkına bırak! Bırak! Şşş! Rahat dur! Bırak! Rahat dur! Bırak! Rahat dur! Bırak! Lan inadını yeter! Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Sen kaçma lan, çık dışarı! Ulan bırak diyorum sana! Yeter! Çullanma lan üstüne kadının! İnsan ol bir kere de. Ne gönülmüş lan bu? Ne gönülmüş bu? Öz kızın olsa bu kadar düşmen lan üstüne. Allah belanızı versin. Film mi oynuyor lan? Ne bakıyorsunuz? Gidin. Değiştir üstünü hadi. Dur.
garip sılan yandıkça yaş gözüne dolar geldi. Bağrıma bal sarın taşlar, akırdım gözümden yaşlar. Yavrusun yetiren kuşlar, yuvasın.